Tabağımıza gelen şeylerin gezegene etkilerini de biz işleyeceğiz bu programda. İşte sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Birleşmiş Milletler'in 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin yaklaşık 9 tanesini biz aslında bu beslenme ve yaşam şekliyle ele almış oluyoruz. Sudaki yaşam, karasal yaşam, açlığa son, yoksulluğa son. Dünyada 1 milyara yakın aç insan var. 1,5 milyar kadar da obez var. Şimdi dengesizlik size tuhaf gelmiyor mu? Aslında onlar fazla yediği için obez, onlar az yediği için aç. Bunu bir dengeleyelim biz, buraya getirelim. Kimse aç kalmayacak yani. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri dedik. Bunların içeriğinden yoksulluğa son, açlığa son, bunları da işleyeceğiz. Ama benim en büyük derdim ne biliyor musunuz? Bitkisel beslenmenin ne kadar kadim bir beslenme olduğunu anlatmak. Bakın köylerde insanlar çok fazla et, süt, yoğurt yemezler. Bulgur, pirinç, buğday, nohut, mercimek yerler, ekmek yerler, sebze meyve yerler. Neden? Çünkü ben bir köyde doğmuş insanım. Ben köyde doğdum. Ve insanların nasıl yaşadığını aşağı yukarı gözlemleme şansı edindim. Bunları sizinle paylaşacağım. Eğer benim bugüne kadar yaptığım işleri takip etmek isterseniz, Açık Radyo Vegan Sağlık Podcast'leri, tarifler, bloglar, röportajlar, bunlar için vegandiyetisyen.com sitesi var. Burayı takip edebilirsiniz. Ama daha geniş bilgiler YouTube kanalında olacak. Şimdilik hoşça kalın.